araba kullanırken telefona bakmak. Yani tamamen yani, şey oluyor da yani o bakacak olduğun yeri unutuyorsun. Bir anda gidiyordum. Bir anda yani ön lastik düştüğünü işte şey yaptım. Kıvırdım sağa ama ön lastik düştü. Ön lastik sağa düştü. Allah işte ne yaparsan yap. Elinden geldiği kadar araba kullanırken Hasan telefona bakma. Bakmamak lazım. Ben de çok bakıyorum. Bakma abi. Evet. Hiç unutmuyorum. Hep ondan sonra geçerken kemer takma. Mesela Almanya'da bu ahlak, iyi bir ahlak öğrendim. Affedersin 10 dakika bir böyle ihtiyaca kadar gitsem arabaya. Araba binin. Hemen takarım. Böyle Mercan'la beraber miydik? Takla attık da. Sen de var. Murat 11 tane dikiş sen var. Tescilli. Hala izi duruyor. Tescilli. Ben işte bir sıcak su getirsene. Olmadı mı? Bu ilik getirme. Sıcak. Çorum'da da oldu size. Çorum'da. Hani hacca gidemedik. O Sivas'ta. Sivas'ta. Ya benim hayatım böyle. Çok. Kim kullanıyordu o zaman? İslam. İslam. O da çok deli kullanıyor. Oradaki Çerkez köyü arabanın aksi çıkıyor kartal orada aksi çıkıyor araba tamam böyle Allah'a zaten emanetiz tamamen esbapsız gidiyoruz aksi çıktı İslam'ın suçu yok ama tipi nasıl kayıyor yani aşağını bilmiyoruz ya gece 5 kişi arabadan aksi çıkıyor. Araba gidiyor. Ondan sonra gide otur. Durdu ya. Durdu. Sonra donacaksın. Sabaha kadar donmamak için arabayı yakacaksın. Da ısınacaksın. Belki de aynı saatte kaza yapıyorduk abi. Ben şimdi minibustan geliyorum da biz de... Ondan sonra... Şey ne olacak? Nerede kalacağız? Bir köye sığınacaksınız. Ha? Köyde uzaktan böyle baktığımız zaman böyle hafif ışık gözüküyor. Işık gözüküyor. Ya. Sen de mi orada öldürdün? Sen de mi orada? Yok. Ben dedim ki artık ben yoruldum. Araba kullanamıyorum dedim. 7-8 kişiyiz biz arabada. Dedim minibüs benim okuyorum. Minibüs kullanın dedim. Kullanmasanız dedim. Çekiyorum dedim. Burada uyuyacağız. Hiçbiri kullanmıyor. Enes da biliyor, Özdin de biliyor. Osman aldı, Osman kullanıyor. Tabii tam gaz, tabii gidiyor ama ne yapsın yani. Bir havaleli bir kamyon, köprünün altından geçemedi, yüksek ya. Ha böyle şey yaptı, tam onun altına girerken eyvah dedi Osman. Bizim Osman'ımız. Oradan nasıl kurtardı, Cenab-ı Allah kurtardı dedi. Oradan bir döndü. Yoksa hepimiz gidecektik orada rahat. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Bizi bırakmasın. İştirak amali uhreviyede hissemizi ziyade eylesin. Amin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı iştiraka amali uhreviyeden hasıl olan hissemizi kesmesin, azaltmasın ve ihsanı, ikramı, lütfu ve keremi olan hizmeti imaniyi, Kur'an'ı elimizden almasın. Amin. Evimize Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arzı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, musibetlerden hıfzı emin eylesin. Dadanmış cinler varsa... Etrafımızda bizi rahatsız eden, bizi seven, bizim sevdiğimiz, bize dua edenlere, bizim dua ettiğimiz kişileri de evlerine Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim eylesin. Amin. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersin başındaki gayem şuydu. Adet-i ilahiye riayet etmek. Adetullah'a en çok biz uymamız lazım. Kullanırken adetullah kanunlarına,
En çok bizi uyumamız lazım. Şu anlar canlı yayında takip edenler vardır. 223. Katılımcı olabilirsiniz. Bulunduğum yer itibariyle çok soğuk. Dışarıda da kar var. Bayağı soğuk. Eksinin altında galiba. Evet. Onun için biz de hizli konuşunca böyle şey yapınca dışarıda burundan nefes almayanlar, ağızdan nefes alanlar ciğerlerin üşütme ihtimali büyük oluyor. Öksürük ondan çok oluyor. Elinden geldiği kadar burundan nefes almak lazım ama asabi ve sert ve çabuk konuşmada da biz hazdan nefes alıyoruz. Nefes almayı bilmediğimiz için yani yetiştirmemişiz. Nefesi bilmiyoruz, almayı bilmiyoruz, tam alamıyoruz. Ciğerler tam açılmamış zaten küçüklükten beri. Kimse söylememiş bize. Burundan al ama tam al diye. Şu alarda ikinci meyvesi ve hayat-ı şahsiye bakan bir faydası. Ahirete iman etmenin faydası. Ahirete iman etmek ihtiyaç mı? Canlı yayında olan sevgili kardeşler, sesim geliyor. Geliyor abi, geliyor. Tamam. Furkan, seni ekleyeyim mi şeye? Furkan, şimdi şeye basıyor. Nereye basıyordum? Söyle. İsmim üstüne basın. Ortak oturum sahibi yapın değil abi. Biraz aşağı kaydırdım, hemen yazı çıkar önünüze. Tamam. Şöyle yapayım. Evet. Furkan. Senin düğmene şeye bastım. Heh. Ortak oturum sahibi tamam. Diyecek orada. Hı. He Furkan'ın, aferin. Sahibi yap. Okay. Oldun mu? Oldu abi, tamam. Evet, sistem sende şimdi. Çünkü bizi kesmesin, çok mühim bir ders. Canlı yayında ve burada olanlar katılımcı olabiliyor. Yani güzel katkısı olmak şartıyla, bir de uzun olmamak, çok kısa, dersi boğmasın. Ahirete iman etmenin insana faydası ne? Yani çok biliyoruz yani, çok şeyler duymuşuz şimdiye kadar da farklı ne duyacağız bakalım. Öyle bakarsak biraz fazla istifade ederiz. Yani ben biliyorum diye bakarsak o kadar olmuyor. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girme keyfiyetidir. Mesela aşağı doğru indiğimiz zaman caminin çevresine bir sürü tanıdıklarımız var. Benden daha fazla tanıyorsunuz. Yani orada yatanlar. İnsanı hemen düşündürüyor. Kesin ben de gireceğim. İşte düşündürüyor bu. İster istemez herkes. Ama çok da insanı mezara gömdük ya, çok da şahit olduğumuz hepimiz. Yatırıyorsun, layıta konuluyor, perdeler konuluyor, toprak atılıyor. Acayip bir şey yani. İlk defa oluyor. Hiç daha önce girmedin değil mi Şaban'a? Daha önce ölmedin ya. Ölmedim. İlk defa olacak. Çok ilginç yani ilk defa. Yok. Çok cumalarda, cemaatlerde, sağda solda çok vaaz işitmişiz. İşte o acayip böyle dehşetli anlatılmış. Allah Resulü'nün hadisiyle ya ölüm ne kadar acısın. Bunlar hep geliyor zihnimize. Ne olacak? İnsanı endişelendiriyor ya. İşte bakayım ne diyecek. İnsanın en büyük meselesi buymuş. Kabir ve cehennemden kurtulmak. Kabir nasıl olacak? Değil mi Murat? Girmesek olmaz. Ha? Mutlaka mı çok ilk defa. Abi girmese olmaz mı yani? Mutlaka işte, mı girilecek? Mutlaka girilecek. Değil mi? Evet. Diyor ki her insanın dışında kimse yok. Peygamber de dahil. İsa Aleyhisselam da yeryüzüne inecek ve ölecek ve gömülecek. Nerede gömülecek? Yeri de belli, boş. İki tane boş mezar var.
Mehdi ve İsa Aleyhisselam oraya gömülecek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ravzası'nda. Ha şeydeki, Medine'de. Medine'de. Her insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi, en ehemmiyetli endişesi, mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi o idamhaneye girme keyfiyetidir. Zahirden bakınca idamhane, herkesi idam etmiş, asmış. İdamhaneye girme keyfiyeti. Bir tek dostu için ruhunu feda eden, bak şimdi, bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın, mesela çocuk için, çocuğumuz için veya çok sevdiğimiz, hürmet ettiğimiz insan için canını feda etmek ediliyor ya, yani. Olabiliyor bir anda ama düşünerek olmuyor. Binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir mufarakat içinde idam olmalarını tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucundan göründüğü vakit. Şimdi şöyle düşün Şaban, cevap vermek zorunda değilsiniz herkes ama sana söylüyorum. Çocuklarından herhangi bir tanesi için organını, böbreğini verir miydi? En çok sevdim. Vermene göre şey değil. Verirdim. Verir miydi? Çocuklarıma verir. Peki. Olmuş veya birisi iki şekilde bir şey. Ya çocuğun ölecek bir tanesi veya sen. Canını verir miydin? Ya ben öleyim, o kalsın. Son. Yani şu anda... Şu anda değil tabii, şu an. Yani demek öyle ki, bir imkana tabi tutulsak ne o hayatik ruhiye nedir bilemem ama hani ne bileyim anneler verir. Tamam. Hiç kimse, biraz zor biz vermemiz. Can vermek zor. Niye söylüyor biliyor musun? Şimdi bir sevdiğine canını veriyorsa binlerce sevdiklerimiz orada. Orada. Dedi ya şimdi. Evet. Bir sevdiğine can veriliyorsa binlerce, bak bir tek dostu için ruhunu feda eden, insanda var bu özellik, feda etmek. O biçare insanı aslında feda eder. Arabayı kullanırken fırtına olsa, deniz dalgası olsa, meylat taşsa, araba gidiyor. Çocuğun arabada, kızın arabada. Saldırmaz mıydın arabaya? Ha işte bu ölmektir o. Oraya araba geçerken gidiyor araba. Sen kurtulabiliyorsun. Ama çocuğun orada. Kurtulmaya arabayı çalışmaz mısın sen? Bırakır mısın onları? Bırakmaz. O andaki aleti söylüyor. Şimdi diyor ki bir tek çocuğun için, bir tek dostun için ruhunu feda eden bir çare insan, çaresiz insan. Binler, belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir mufarakat içinde idam olmalarını tevehüm ediyor. Yani bir tane evladımız değil, bir dost değil, binlerce, milyarlarca, fenin söylediği, bilimin söylediği, şu anda yerin altında 120 milyar insan varmış. Her tarihte öyle olmuş. Bunun beşte biri Müslüman. Şimdi de öyle. İnsanlık 8,5 milyar, 5'te 1'i Müslüman. Peygamber aleyhissalatü vesselamın da o zaman yaşadıkları zaman 5'te 1'i iman etmiş. Şimdi bu kadar insan orada. En azından böyle. Şimdi bir dostun için hayatını feda eden bir insan, binlerce dostlarına ne yapması lazım? Ne fedakarlık yapması? Yani böyle ahiretin var olmasını temenni etmesi gerekmiyor. Keşke olsa da o dedemi de görsem. Yılan çıyan akreplere, topraklara dönüşen dedem ruhuyla tekrar
ruhuna uygun bir elbise giydirilecek ya. Yani ahirette bu beden uygun değil. Onun için Allah burayı bıraktırıyor. Aslında zulüm olsun diye değil. Niye bu elbiseyle yatağa girmiyorsun? Olmaz ki. Niye yani sen sevmiyor musun bu elbiseyi de atıyorsun? Niye çıkarttın? Olmaz ki. Denize gireceksin, böyle girilir mi? Niye böyle yani sevmediğin için mi bırakıyorsun? Hayır, oraya gittiğimiz yere uygun değil. Kabile niye cesedi bırakıyoruz? Oraya uygun değil. Yani zulüm olsun diye değil yani. Seni oraya sokmuyor. Biz giriyoruz fikre. Kabre biz giriyoruz. Asla kabre Müslüman girmiyor. Nasıl girmiyor? Şu anda, bunu çok defa zikrediyorum birkaç derste. Şu anda bedeninden haber var mı Murat? Yok, beni düşünüyorsun. Burayı düşünüyorsun. Değil mi? Burayı düşünüyorsun. Tefekkür ediyorsun. Şu anda bedeninden haberin yok. Ne düşünüyorsun değil mi böyle? Bunlar. Bu ne demek biliyor musun bu? Beden sana hakim. Ama o desen o devamlı bedeni düşünsen vehim, zihin, akıl hepsi bedeni düşününce bedene giriyorsun. Onun için hastalık o kadar insanı ezecek kadar değil. Biz mesela eğer korona ile alakalı çok videolar dinlemişsek ustada rağmen cezamızı çekiyoruz. Bu arada onu da belirteyim. Ustad diyor ki evhamımı tahrik etmemek için hastalığım hakkında doktorlara sormadım diyor. Müracaat etmedim diyor. Niye etmedin? Evhamımı tahrik etmemek için diyor Mirdağ'ında. Ya onun ihtiyacı yoktu. 28 defa zehirlenmiş. En çok hastalığa, doktora muhtaç. Şimdi biz, bak bu önemli tespit yani çok meşgul olduğum için şey yapıyorum. Vicdana, vicdan projesine geçtim, oradan bir meyve naklediyorum size. Dima projesini bitirdim, oraya geçiyorum. Neyi düşünüyorsan, şu anda beden sana hakim. Eğer bedensel hazları düşünüyorsan, ruhun bedene mahkum. Sesini kapattım. Mesela uçkurluk ve midenin peşine koşuyorsa, mesela adam bugün kim söyledi? Arabayı satmış, dairedeyi satmış. Değil mi enişte sen de duydun? O dolara yatırmış. O gece de kafasına sıkmış dolar düşünce. Bir şaşırdı mı? Yok. Para put olunca beden kaput olur. Kaput. Yani para cinsinde bir şey. Kapital. Yani sana yetmez mi Allah Resulü'nün el kanaatü kenzüla yefna? Kanaat tükenmez bir hazinedir diyor. Senin ne işin var bu işlerle koşturmak? Yani daha çok para kazanınca daha mı mutlu olacaksın? Niye peki? Yetti ya evin var satıyorsun. Araban var tamam. Evin, aşın, işin, eşin var. Atın, yatın, katın, araban var. Var. Çok şükür. Daha neyin peşine giriyorsun? Yani çok paran olunca ne olacak? Stresin artacak. Riskin artacak. Zekat bir şeyi de oluyor ondan sonra. Kumar oynamak gibi bir şey oluyor. Bir Müslüman kaybedecek, öteki Müslüman alacak. Evet. Aynı havuzdan dönüyor dolar. Vesaire. Evet. Aynı havuzdan dönüyor. Ben kaybediyorum, sen kazanıyorsun. Vesaire. Kumar gibi değil ama böyle yani. Kumar gibi değil ama maalesef böyle. Peki sonuca bak. Ne gereğin var yani? Niye bununla uğraşıyorsun? Ha. El kanatu. Kanat olur. Tükenmez bir hazinedir diyor. Kanat etse. Niçin bu portreyi çiziyorum? Bu adamın ruhu nerede? Bedeninde. Çok para olursa çok mutlu olacağım. Şu andaki mutlu pek değilim. Niye? Arayış içindeyim. Bu ev, bu araba beni mutlu etmiyor. Mutluluğu başka bir yerde aramış. Şimdi bunun ruhu nereye, hangi yolda feda oldu? Su testisi, su yolunda gider. Para
put olursa beden kaput olur. O cinste bir şey olur. Tersini düşün. Davası için yaşıyor. Her şeyi davası noktasında değerlendiriyor. Ben oraya giremem. Bana yakışmaz. Ben bunu diyemem. Bana uygun değil. Ben bunu yapamam. Bana olmaz. Bana yakışmaz. Davama yakışmaz. Soruyorum size. Sana soruyorum. Karşımdasın. Bu köyde sen bir hata yapsan. Tayyip Şaban hata yaptı mı derler? Nurcu, at Nurculardan bak. Nurcu Şaban nerede böyle? Nurcu derler. Öyle değil mi? Ha, hepimizi mahallede. O zaman kendi adına yaşayamazsın burada. Yaşamaman gerekiyor. Çünkü hasenatta, seyyatta mal oluyor gene. Şimdi madem bedenini her yere sokamıyorsun. Düğün salonu şunlar, düğün salonu sokamıyorsun. Kahveye sokamıyorum. Bana yakışmıyor. Bir şey anlatıyorum. Detay uzatmıyor. Ölüm çaresini yapıyorum bak. Niye gidemem, yiyemem, giyemem, veremem, diyemem diyorsun? Olmaz. İmanı müsaade etmiyor. Heh, bunu diyebilme nispetinde beden ruha mahkum. Çünkü beden sana göre hareket ediyor. Gidemiyor, yiyemiyor, giyemiyor. Tamam mı? Ben mesela ömrümde belki de bir ve iki defa 1980'de dershanede dediler ki salam şeydir, salam yenmiyor. Bir daha yedim hatırlamıyorum 1980'de nurları tanıyınca. Dediler ki kola şöyledir. Ne oldu peki? Benim bedenim bana göre hareket ediyor. O zaman beden ruhta. Tamam mı buraya kadar? Evet. Tamam. O adamın diksinde tamam mı? Vücut kapat olmuş. Vücudu taksıtmış. Tamam. Şimdi beden nereye gidiyorsa ruh da oraya gidiyor. Ruh nereye gidiyorsa beden de oraya gidiyor. Şimdi adam bedenin içindeyse mezara girecek. Yaşarken. Ruhu bedeni yaşıyorsa beden mezara girecek. Hiç şansı yok. Yok. Ruh bedendeyse ruh nereye giderse beden de diyor, ustad diyor ki akıl der ki kalbe benim ayağım var. Sizin gibi kanadım yok, uçamam. Ben sizde gelmek istiyorum ama beni götürün. Sonra ruh dedi ki akla sen fikre bin, hayale bin diyor. Ruh hayale biniyor, akıl fikre biniyor. Ruh hayale biniyor, akıl da fikre biner. Kalbe arkadaş olur. Tamam. Bunlar tesadüf oyuncak için konuşulan bir sözler değil. Ruh hayale biniyor. Akıl fikre biniyor. Şu anda beden bize göre hareket ediyor. Şu an. O zaman ruh nereye gidiyor? Beden de gelecek. Ama bu beden oraya gelemiyor. Gelemiyor. Rüyada yatakta bıraktığımız gibi bunu. Yatağa bırakıyoruz. Bunun misali bir bedeni var. Bedeni misali. Paralel. Aynı biziz. Rüyada kendimizi görünce şaşırıyor muyuz? Yok. Paralel deniliyor. Fizikte de paralel evren var. Alem-i misalde bir elbise giyiyoruz. Dükkana gidince şimdi böyle bir şey olsun. Ama kesin kararı o dükkanda, mağazada karar veriyorsun değil mi Şaban Ali kardeşim? Yani nasıl giyeceğim? Ruh alemi misale gidiyor. Alemi misaldakiler karşılıyor. Ruhta. Yaşarken şimdi uykuda. Diyor ki Halit baba tamam sen şimdi rüya ile görüşeceksin. Sağa sola gideceksin. Babanla kızınla şuna yürüyeceksin. Bir dakika. Alemi misalin dairesi olan nevi misal. Sana, ruhuna, ameline vesaire uygun bu elbiseyi giy. Buradan bir tanesini seç. Oradan ruh bir tanesini seçiyor. Onunla dolaşıyor. O zaman biz, ki ruh dinimizde de öyle. Ruh çıkar diyor bedenden. Nereden anlıyoruz? Ayak soğumaya başlar. Ruh çıktı. Zaten otomatik ruh çıkıyor. Bir kere cesede mahkum değil. Sonra kafirin, Müslümanın nasıl ayrılıyor? Birinci semaya gidiyor. Buraya geleceğim yani unutmuş değilim. Birinci semaya gidiyor hadiste. Birinci sema tabakası. Azrail aleyhisselam benim ruhumu alıyor. Gidiyor.
Kim o? Azrail ben. Yanında kim var? Felancanın oğlu Hasan. Bir bakayım diyor, izni var mı diyor girişe. Bakıyor, sana var ama ona yok diyor. Tamam. Tamam, ilk o zaman ölüyor. Ölüm o zaman oluyor. Ruhun ölmesi, vefat anında beden ölüyor. Külün nefsin zayikatın mef, nefis ölüyor yani. Ölüm, dünyada ölürken nefis ölüyor. O semaya çıktık mı? Hasan'a geçiş yok. Deyince ruh o zaman ölüyor. Çünkü kesin o, ölüm esas orada. Oradan aşağı iniyor, bilince, biliyor ki ruh, tamam ben kaybettim davayı. Orada belli oluyor. Orada tabii. Orada ben davayı kaybettim. Sonra birinci tabaka aşağı doğru gidiyor. Vuruyor. Kim o? Ben Azrail. Bir bakayım kim var Hasan. Falan diyor. Tamam kapı, ona izni var diyor. Hop birinci tabaka aşağı. İkinci tabaka gidiyor da gidiyor. Birinci tabakayı geçerse yukarıya ikiye geliyor. Daha bunlar berzah alemi. Daha berzah ha. Vücuttan ruh çıktığı zaman berzahta bedeni misalesin giyiyor. Orada bir başka bir beden. Başka bir alem. Ama bir de ruha başka bir beden giydiriliyor. Yani ruha şu anda ruh burada yaşayamazdı. Ruha ne giydirilmiş? Elbiseyi sana söyleyeyim. Ruha kalp giydirilmiş. Elbiseye bak. Onun dışında vicdan giydirilmiş. Onun dışında akıl giydirilmiş. Komple giydirilmiş mi? Çok garip bir libas da sana söyleyeyim. Usta söylüyor libas. Komplesine iman libası giydiriliyor. 20. sözde iman libasını ruhunuza giydirin diyor. Yani iman libası nasıl ki diyor, burada bedeninizi yakmayacak bir libas bulun, arayın, bedeniniz yakmaz. Ruhunuza da iman libasını giydirirseniz orada cehennem yakmaz. Ha demek ki kabire zaten biz dünyada girmemiştik ki, giren girecek. Ustad diyor ki, zaman hazır tabutuna girdim diyor. Yani zaman tabuttur. Bedenini yaşayan ölecek ve girecek kabire. Ne kadar yaşıyorsa. Yok, ruhuna arkadaş olmuşsa beden, çünkü çok önemli bu. Bu çok önemli. O zaman bu elbise yatağından çıkarken pijamaları giydiğin gibi bunu bırakıyorsun. Alem misalin dairesi olan, alem misale geçemiyor. Onun oradan gelirken alem misalden, buradan giderken levi misali. Oradan bir tane mağazadan giy bir tane elbise. Hadi buradan bir tane elbise. Senin sahan bu. O mağazada 7 kat. Her kata, her kat imana göre sen bu kattan giyeceksin. Bir tane elbise giy. Ondan sonra yolun devam ediyor. Demek ki bedeni yaşayan kabre girecek, mezara girecek. Ruhunu yaşayan bedenini bırakacak diyor. Ustadın tabiri. Bedenini bırakacak, yıldızlarda gezecek diyor. Bedenini bırakacak diyor. Ha? Devam ediyor. O zaman mezara girmekten, kabre girmekten korkma. Merdane kabre bak, bak ne talep eder. Erkekçesini ölüm yüzüne gör, bak ne ister. Diyor. Bir daha her insanın her zaman düşündüğü en emniyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları, akrabaları gibi o idamhaneye girme keyfiyetidir. İdam gibi annem babam girmiş, idam etmişler. Ben de mi gireceğim? Evet. Bir tek dostu için, bir tek evladı için, dostu için o fırtına dere akarken ben gördüm de arabayı bırakmış. Karayollarına beton şey dökerdi. Asfalt. O zaman çalışıyordu. Topkapı'dan Mertel'e doğru inen bir yokuş var. O zaman Mertel'in orada o kadar trafik az ki 1975. E5 4 yol vardı. Işık bile yok. Araba o kadar az ki. Nasıl? Ha, oradan gelen böyle dönebiliyordu. Mertel'in orada 4 yol vardı. 1975. Biz böyle iniyoruz. Yarış yapıyorlar ki sefer ne kadar çok yaparsan o kadar para alacaksın. Arkada damperde 15 ton asfalt var. Önümüzde bir tane mavi, unutmuyorum, çocukluk hatıram, orta bir çocuğum. Hafta sonu yanına oturuyor. Görüyor. Ne kadar sefer yaparsan o kadar para alacaksın. Yukarıdan aşağı Topkapı'dan verilmiş. Mertel'e doğru gidiyor. Kurşun gibi gidiyor adam. Bemece. Mavi bime. Karşıdan karşıya da bir kadın
çocuğun elini tutmuş geçiyor. Kestiremedi yani bu kamyonun bu kadar çabuk bana geleceğini. Gözümle gördüm. Baktı ki kurtulamayacağım. Çocuğu elle dışarıya attığını gördüm. Kendisi 10 defa kurtulurdu. Çekiyor ama çekemiyor, o kadar çabuk da geçemedi çocuk. Çocuğu fırlattı, kendisi lastikte böyle olduğunu gördüm. Şimdi dinleyin o zaman. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın, o anne. Binler belki milyonlar, milyarlar dostları ebedi bir mufarakat içinde idam olmalarını tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem. O düşünmek ile o düşünmek ucundan göründüğü vakit. Yani Allah Allah. Bu kadar bir tek dostu için canını veriyor. Ama bütün dostlarım var orada. Babaannelerim var, dedem var, paşa dayılar var. Ondan sonra Zeli hala vardı. Ben onu hatırlıyorum. Hocasını da hatırlıyorum. Taksim dayılar vardı. Babam vardı onlara. Hatırlıyorum yani. Olduk 59. Şimdi bu kadar dostlar var. İsteme ismi o köyün gene o şenlik halini. Kurtulmasını istiyoruz. Böyle düşünürken hepsi gitti. Ben de gidiyorum. Arkaya bakıyoruz. Nesil nesile benzemiyor. Aynen. Bir şeye benzemiyor. Üzülmekten, dua etmekten başka şeyimiz yokken göründüğü vakit ahirete iman geldi. Gözünü açtırdı. Perdeyi kaldırdı. Ahirete iman ne yapıyormuş? Gözünü açtırıyor. Perdeyi kaldırıyor. Oyun değil biliyor musunuz yani? Ölüm oyun değil. Bugün bir tanesine söylediğim gibi kızdım ama 16. mektupta söylüyor. Yel'abun. Allah diyor ki Celle Celaluhu, biz oyun oynamıyoruz diyor. Sen dedim ölümü bayılmak mı zannediyor? Oyun mu oynuyorsun? Sen kendini bile aldatamıyorsun da bana soruyorsun. Onun haram olduğunu sen de biliyorsun. Bana niye soruyorsun? Niye harama giriyor? Niye rızk alıyorsun? Şimdi ahirete iman geliyor. Bir, kapalı göz ya. Gözünü açtırıyor, yetmiyor. Bir de onun üstünde perde var. Onu kaldırıyor. Bir tane perde, bak gözünü açıyor. Kapalıyken böyle. Yetmiyor. Gözü açık herkes görüyor mu? Her şey perdeli. Şurada aşağıda mezarlık yok mu? Perde. Ustad, ölümün siyah peçesi diyor. 232 lemalar. Ölüme de peçe diyor. Peçe diyor. Zahiri çirkin ise de batinen diyor büyük nimettir diyor. Örtü yani. Örtü yani. Peçe diyor. Ölümün siyah peçesi diyor. Ahiret o kadar güzel ki Rabbim şahit olsun. Öyle inanıyorum ve böyle okudum ve böyle. O kadar güzel, o kadar güzel ki bir kız için veya bir erkek için aşık olmuş, intihar edecek seviyeye kadar bağ olursa sevgide, eğer ahiretin binlerce güzelliğinden bir tane güzeli, güzel bir tarafı gözükse, yani bize o perde açılsa, dünyada hiç kimse kalmaz, herkes ölürdü, intihar ederdi geçmek için, kavuşmak için. Burada vazife yapsınlar diye Cenab-ı Hak o ahireti kabirle, mezarlıkla örtmüş. O acaba Hasan Hocam, yani ölümü diyor, hakiki yüzünü gören insanlar ölümü severek karşılamışlar. Yani o da bir imanın mertebesi, merakesi mi yani? O artık asfi evet, evliya makamının artık ileri. Yani fazla da şey değil. Yüksek yani, bir mertebe değil. O kadar değil yani. Mesela kabirdekileri görmek şöyle dursun, kabirdekileri görüyorlar bir de. Bir de bu en düşük ne? Kabrin güzelliğini görmek. Mesela biraz önce anlattım, kabirle girmeyeceksin. Evet. Bu da bir imanın bir mertebesi. Ama bir de bakıyorsun, kabiri görüyorsun. Oradakileri görüyorsun. Keşfe kubur evliya. Bir de daha ilerisi var. Onlarla konuşuyorsun, ne yapıyorsun? O daha bir ileri mertebe. Daha ileri. Biraz da ileri. Mematında ölümünden sonra da hayattaymış gibi icraatı var. Marifi Kerri, Hayat Arrani, Abdülkadir Geylani gibi. Ölmüş adam burada hala iş yapıyor. Ölmemiş gibi ömrü devam ediyor. Nasıl oluyor? Ölen dirilir mi? Diriliyor tabii. Evet. Var mı örneği? Var.
Mesela diyelim ki 25-26 yaşında ben nurları tanıdım diyelim. 30 yaşında tanıdım. Ben kendi ikisimi uygulayayım. Hayali misal değil. Ben 17 yaşında nurları tanıdım. 15'te bulu çağı, 2 sene ölü. Adem. Yok. Yaşanmamış kabul ediyor. Bitti. Her şey aleyhinde. Bak ölü. Ölü dirilir mi? Dirilir diyor. 216 Mesnevi'de. Ben döndüm. 2 senelik oruç vardı ama namaz yoktu. Çocuktu da. 2 senelik kaza orucunu yaparsan kılmadığın günler diriliyor diyor. 216 Mesnevi'de bakın görün. Bundan daha büyük müjde olur mu? Evinize alsın o sayfayı. Bak ölüler diriliyor. Ölü olan 10 sene, ölü olan 20 sene kaza namazıyla, kaza orucuyla diriliyor. Kazasını başlarsan diriliyor. Her kıldığın gün diriliyor diyor. Abi şehitlikte peki o nasıl? Şehitlikte zaten bir şey anlamıyor. Şu anda sen ölsen, belki de ölürsün de haberin yok. Yani geçen hafta derste vefat ettin. Aynı neyle vefat ettin? Dersteydin, vefat ettin, abdestliydin. Yani ölümün şehitlerin mertebesi var. Ölüm hatırlamaz, kaldığı yerden devam eder, hala derslere geliyor. Hala kıyamete kadar geleceksin derslere. Ondan sonra diyeceksin Allah Allah kıyamet kıyamet. Onun ne çabuk koptu ya. Şimdi dersteydik. Öldüğünü hiç hatırlamıyor. Ustadın Ubeyd diye bir talebesi vardı. Ustadla savaşırken şehit oluyor. Öldüğünü hatırlamıyor. Yer altında bir şeyler yapıyor. Ustad manen ona giriyor. Oo amca diyor ben seni öldüğünü zannettim diyor. Ne kadar üzüldüm diyor. Ben diyor şimdi yer ayrılıyor. Hazırlıyorum yer altında diyor. Kazıyorum. Seni zaten çağıracaktım orada ki Rusların savaşında burada sığınalım savaş bitene kadar. Zavallı diyor öldüğünü hatırlamıyor diyor. Beni öldü biliyor diyor. O Adem nasıl çıkıyor peki? Mesela zamanına kadar namaz kılmamış. Oruç ha namaz ne? Yaşandığı halde yaşanmamış olana Adem deniliyor. Yaşanmamış. Adem'e gitti. Yoklar gitti. Yok. Yok da yok kelimesi çok sığ da böyle. Daha sığ bir. Daha derin. Mana Adem. Yaşanmamış. Yani var da yok. Namaz kılarsa yok da var oluyor. Namaz kıldığın anda yok var oluyor. Kılarsa. Mesela bu aylarda şimdi oruç tutmak iş mi yani? Kaza orucu. Değil mi? 6 saat sürer ya. 10'a 1'de 10'da kalksan. 9-10'da kalk. Zaten iş yok. Dışarıda kar. 5-6 saat sonra. Akşam ikindi 1,5 saat. Öğlen ikindi 1,5 saat. 1-2 saatte öğle ne olsa sabahtan beri sen 6 saat 7 saatte oruç tutuyorsun. Yani hemen var oluyor. Yok var oluyor. Namaz yoksa var yok oluyor. Yok yani öyle bir şey yok. Yaşanmamış. Böyle bir dostların idam olmaların tevehüm edip cehennem azabından beter bir elem. Niye cehennem azabı? Ya bir kişi için, bir dostun için ömrünü verirken binlerce dostların var ya. O zaman ne olur? Cehennemden beter oluyor. Ya binlerce. O düşünmek ucundan göründüğü vakit ahirete iman geldi. Gözünü açtırdı. Perdeyi kaldırdı. Bak. Gözü aç, kapalı, açmak yetmiyor. Onun üstündeki perde de kalkacak. Kim yapıyor bunu? İman. İman yapıyor. Bak dedi iman. O imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi, o dostları ebedi ölümlerinden, ölümlerden, çürümelerden kurtulup, mesrurane bir nurani alemde onu da bekliyorlar vaziyetinde müşahadesiyle aldı. İman geldi, gözünü açtırdı, orayı da kaldırdı. Aa! Kimse imanla bakıyor, iman gözüyle bakıyor. Kimse bir şey demiyor, kendisi görüyor. Baktı ki cennet lezzetlerine haber veren manevi alemlerde bizzat cennet değil. Şimdi berzah alemi
cennete mukaddeme. Cennetin kendisi değil. Hala müjde devam ediyor. Ve beşirilezine amelü diye. Ama cennete benzer, cennete haber veren bir lezzeti ruhaniye. Kıyamete kadar şu anda alem-i ervahta, ervahın daireleri olan, alem-i ervahın daireleri var, daire ervah. Oradalar şimdi. O kendi ruha uygun elbise giymiş. Evet. Cennete uygun lezzeti ruhaniye var. Lezzeti ruhani iman gösteriyor. O dostlar senin baban, dedelerin lezzet alıyor. O dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerinden kurtulup. Onlar şimdi ölmemiş. Bedenleri, elbiseyi bıraktı. Gündelik o kar tipi de giydin, postalları, şöyle botları. Senin botuna çok güzel bir bot, ayağı düşmüyor. Tamam. Onlar işte onu bırakıyorsun. Yatağa giriyor musun onu? Niye girmiyorsun? Olmaz değil mi? Şimdi sevmiyor musun da kapıya bıraktın? Yok, buraya uygun değildi ondan. Kapının önüne bırakmıyor musun? Hemen bırakma, köpek alıp götürüyor onu da diyeyim size. Yani şeye koyun, ayakkabıları da götürüyor ya. Şimdi kapıya niye ayakkabı koyuyorsun da yatak odana götürmüyorsun? Sevmediğin için. Oraya uygun değildi ondan. İşte biz alim ervahın dairelerine gideceğiz. Bu beden uygun değil ki. Ya bununla mı uğraşacağız? Ya bunun taşınır mı? Yer çekimine maruz, acıkıyor, gece bir üşüyor, uykusu oluyor. Yani ruha bak, buna bak yani. Şimdi bununla mı uğraşalım yani? Hani kokotsama bu derler yani. Takıldı ayağım. Ben nasıl taşıyacağım ya? Yaşlı bir kadın çarşı pazarda dolaştırıyorsun Halit abi. Yani şimdi bu taşınır mı şimdi ya? Sen git otur arabaya, ben sana alışverişini yapayım. Demez misin? Babaanne ne istiyorsun? Domates tamam. Niye geliyorsun benimle ya? Otur buraya. Hıyar da alacağım. Ekmek de alacağım sana. Domates de alayım. Niye taşımıyorsun? Ya babaanne taşınmaz çarşı pazarına ya. Bu da taşınmaz işte. Ayakkabıyı çıkarttığın gibi dedelerin diyor ki biz ölmedik. Çürümekten de kurtulduk. Mesrurane bir nurani alemde seni de bekliyoruz. Onu da bekliyorlar vaziyetini müşahadesiyle al. Seni de bekliyorlar. Ey evlat, biz böyleyiz. Bizi merak etme. Sen bizi ne düşünüyorsun? Seni biz bekliyoruz. Şimdi yasak olduğu için diyemiyoruz. Burada da gazeteler var. Ustad öyle diyor. Sikitası gayet. Ahiretin diyor ceridelerinde haberleri düşer. Ceride. Medyası var ahiret. Düşüyorlar. Şaban baba böyle dedelerin falan bakacak. Nesillerinde kimler var ya, Murat var falan. O ceride diyor. Ustad diyor. Ceride. Ahiretin dairelerinde cerideler haberleri düşüyor. Yani benim torunum Allah Allah kim var o var o var. Kızımda ne olmuş falan. O ne zaman geliyor? O şu tarihte geliyor. Onlar belli. Onlar görüyor. O kamera şeyde ekliyor. Şey diyor. Mesela havalimanında kaçıncı perona gideceksin? Kaç numaraya gideceksin? Hemen oradaki cahiller sorar. Evet. Ama bir işi bilenler o ekranda düşüyor. 226 Berlin'e gidiyor. 246'da Stuttgart'a gidiyor Murat. Oradan görüyorsun. Seni de oradan görüyorlar. Ne zaman geleceği? Geleceğin yazıyor. O uçağın ikada yazıyor. Zaten yazıyor. Uçak geldi, uçak. Tehirli uçak. Ahiretin cerideleri diyor. Ya. Ustad diyor yani. Ahiretin cerideleri düşer diyor. Ya. Bu sabah namazının tesbihatını yaparken camdan bakıyordum bugün. Ömer'e de anlattım öyle. Sabah namazının tesbihatını yaparken Süminat'a bakıyordu. Yani kar var. Sokak lambaları acayip gösteriyor yani. Acayip. 59 sene Süminat aynı. O köy aynı. Dağlar aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Ama ben değiştim. O hiç değişmemiş. Şimdi diyorum ki ben Şaban kardeş. Ya ben şu Süminat'ı devamlı her sene seyretmek istediğimden dolayı cennete gitmek istemiyorum. Ya bir düşün hele ya, niye gitmek istemiyorsun diye. Ya şu manzara için mi gitmek istemiyorsun? Ya sırf Süminat için mi şimdi gidin? Ben burayı seyretmek istiyorum, onun için ölmek istemiyorum. Yo, merak ediyorum haber ne oldu, Tayyip ne oldu, dolar ne oldu, dünya ne oldu. Ahiretin cerideleri var. %100 doğru haberleri göreceğim. Evet. Yeme içme var, işte eş var, şun var. En iyisi orada. Tamam da niye gitmek istemiyoruz? İlk defa oluyor. İlk defa zaten böyle olur. Askerlikte de öyle ya. Nereye düşecektik?
Kütahya'ya düştük diye. Gerçi biz ömrümüzde hiç gitmediğimiz yerde o zaman. Osmaniye. Allah Allah, Osmaniye. Lan Osmaniye neresi ya? Haritada söyleseler bilmezdik. Gittik ha. O heyecan var ya, asker heyecanı. Evlenme heyecanı, evlenme günleri heyecanı. Bunu da böyle demiş Mevlana zaten. Evlilik demiş yani. Heyecanı gibi. İlk defa olduğu için. Ölümlerinden ve çürümelerinden... Ha, ölüm korkusu sekerat anında olmaz Müslümana. Nasıl olmaz? Doğdu, öldü. Bütün o yaşadığı, itikat ettiği ve yaşadığı amel tek an oluyor. Tek paket. O sana giydiriliyor. Onunla bekliyorsun ölümünü, Azrail'i. Şu andaki gibi değil Şaban kardeşim. Onun için dehşet alın. Şimdi Azrail gelse, yok gelmeden önce, madem Azrail bütün hayatın bütünselliğidir, hayat baş nokta bitti. Amel de öyle. İlk gündeki abdestinde, namazında, son gün abdestine kadar Kur'an hepsi toplanıyor. Hurda kaş böyle, tayin pekmez gibi yapılıyor, tek oluyor. O sana ruhuna giydiriliyor. O anda o geliyor. Zaten Azrail'in geliş şekli, Azrail'in tipi senin amel ve imanına göre şekillenmiş oluyor. Aslında garip bir şey değil. Ruhunun garipseyici bir şey değil o. Herkesin Azrail'i kendi amel ve itikadının bütünselliğinin vücut giymiş bir mahluktur. Azrail'e giydirilen elbise ben giydirmiş oluyorum. Yaşadığım amel, itikat ettiklerim, imanım ve amelim. Amelun ve aminu salihat. Yani amel ve iman. Bütünselliği bir libas oluyor. Üstad imana libas diyor. Benim o haleti ruhiyem ona yansıyor. Onun şekli değişiyor. Onun herkesin ameline göre, imanına göre geliyor. Lafzı bu. Büyükler öyle der ya. İmanı, ameli iyi ise Ezrail Aleyhisselam'ın da siması ona göre. Yani sen değiştiriyorsun. Sen şekli, sen seçiyorsun. Ya adam, adam Allah, bak Allah şu adamların, şu insanların isteklerini bile yerine getirmiş. Azrail'i bile kendisi seçiyor mektubatta. Diyor ki, bir veli vardı diyor, haşede. Talebi okutmuş. Tam Azrail gelmiş diyor. Yatakta evliyaların ruhunu kabzedecek Azrail Aleyhisselam. Abanesi. Bizzat Azrail değil Aleyhisselam. Azrail Aleyhisselam bizzatı kendisi gelmez. O peygamberlere gider. Azrail Aleyhisselam'ın avaneleri var. Şimdi o evliyaya, evliyanın ruhunu kabzedecek Azrail Aleyhisselam'ın avanesi geliyor. Şimdi Allah evliyasını, dostunu ihmal etmiyor. Diyor ki adam, ben bunu kabul etmiyorum. Ya sana mı soracaklar? Soruyorlar işte. Azrail'in sana mı soracaklar yani? Gel, peygamber onu demiş yani. Gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Azrail Aleyhisselam, arkadaş. Ben yok derse Allah dedik bana geri dön. Yok dedi falan. Ondan sonra peygamberimiz tamam kabul etti. Bedeni ruhuna o kadar uygun ki peygamber aleyhissalatü vesselam. O kadar bedeni nurlu ki Azrail aleyhisselam peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhuyla bedenini fark edememiş. Hangisi ruh hangisi beden. Azrail aleyhisselama demiş ki bu ruh bunu al. Kendisinin çıkıyor kendisini yönetiyor. Mektubatta diyor ki o evliya diyor, kalktı diyor, ya Rabbi, ben diyor ruhumu kabzedecek bu mekeli istemiyor. Buyurun, ne istiyorsun? Ben ömrüm talebe yetiştirdim diyor. Talebelerin ruhunu kabzeden, talebe-i ulumun mekelini istiyor. Yani. Allah kabul ediyor, onu geri döndür diyor. Geri döndürsün diyor. İsteğini kabul ediyor. Adamın istediği, evliyanın istediği cinsten Azrail Aleyhisselam geliyor. Mektubatta okudunuz ya. Mertebe ne büyük ya. Şuraya bak ya. Yani insana verilen değer anlıyorum. İnsana verilen değer. İnsana Allah çok değer veriyor. Allah çok değer veriyor da. Tövbe estağfurullah. Biz gereği gibi değerlendiremiyoruz. Evet. Allah bizim için ne ifade ediyor? Bilmiyoruz. Bir daha söyleyeceğim. Allah bizim için ne ifade ediyor? Bir daha iki etti. Allah bizde ne ifade ediyor?
Allah ne demek bizde? Ne ifade ediyor yani? Ne anlıyoruz Allah? İman. Ne demek iman? Ne anlama geliyor? Bir bağlılık zannediyoruz. Oysa imanla Allah var oluyor alemimizde. Ya. Devam edeyim. O dostlar ölmemişler. Lezzeti ruhaniyle bir daha versene. Sıcak. Bugün dışarıya çok çıktım. O dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden, ebedi ölüm yok. Çürüme de yok. Çürüme yok. Ha, beden değil, beden çürüyecek. Bak, çürümelerden kurtulup mesrurane sevinç içinde bir nurani alemde onlar, onu da bekliyorlar, seni bekliyorlar. Diyor ki Şaban kardeş, ey evlat, ey oğlum, seni de bekliyoruz. Vaziyetinde müşahadesiyle aldı. İman bir, kapalı gözünü açıyor. İki, görmesi gerekenin üstü perdeyi, oyunu da kaldırıyor. İman böyle yapıyor. Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle izahına iktifayen kısa kesiyoruz. Şimdi ama bizi cehennem korkutuyor sorusu geliyor. Ondan ufak bir şey de okuyayım. Fazla izah etmeden, saat geçti çünkü. O bizi cehennem korkutuyor. Ustad da diyor ki cehennem diyor sizi korkutmasın diyor. Niye? Onu bakayım. Cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Takip edenler için 229 şu alar. Yani bu kadar Allah'ın rahmeti, ihsanı, büyük zatların orada kavuşacağız, bu kadar haberler var. Ama cehennem şey fikri moralimizi bozuyor ya. İki de bir geliyor. Ya cehennem, ya kaybedersen, ya şu olursa. Öyle değil mi? Cehennem fikri sizin diyor. Lezzetinizi kaçırmasın diyor. Niye? Çünkü hadsiz rahmeti rahmaniye, rahmeti rabbaniye o korkan adama der. Hadsiz rahmeti rabbaniye. Yani Rahman sahibi olan Rab, yönetici sahibi. Ne diyormuş? Bize cehennem fikrinden korkuyoruz ya Rab. Tamam, sana kavuşmak ama cennete de kavuşmak, fakat cehennem fikri beni korkutuyor. O da diyor ki seni korkutmasın. Niye? Bana gel, tövbe kapısıyla gir. Korkuyorum. Demek ki niye bunu söyledi? Korku cehennemden değil, günahımızdan korkuyoruz. Mefhumu muhalifiyle öyle. Niye çocuk korkmuyor? Şimdi mesela bebekler var ya, bebekler Şaban kardeş. Bir bakın, hangimizin siması dahi olursa olsun hiçbir bebeğin güzelliğine gelemiyoruz. Gelemiyoruz. Ama bir tane farz namaz kılmamış bebek. Bir tane farz orucu tutmamış. Tutmamış. Hatta televizyonlara da bakmış bebek. Evet. 5-6 yaşında. Niye bizim simamız onun kadar güzel değil? Sebep? Günahtan mı acaba? Günah aldığımızda. Günah terk etmiş. Günah yok. Yani bir insanı nurani yapan, öteye taşıyan amel değil. Terkleridir. Terk. Ne kadar terk ederse o kadar nurani olur, hafif olur. Çok ameli değil, çok terki. La ilaheleri çok olursa illallah onun sonucu olur. İlk önce terk. Sonra la ilahe, ilahları, putları terk et. Haramları terk et. Bu asırda esas değil, usul esas olmuş. Kastamonu 148. Takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Peki, günahlardan iştinab etmek. Bu asırda esasın esası yani, usul esas olmuş. Menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Takva oysa çok namaz kılmak, oruç tutmak, sabah namaz kılmak, gündüz oruç tutmak. Takvanın tarifine bak.
her imam, her asrın imamı farklı anlatmış takvayı. Sabah namaz kılmak, gündüz oruç tutmak, cihada gitmek, bir sürü şey söylüyor. Şüpheli şeylerden kaçınmak. Takva. Evet. Çünkü 70 çeşit tarifi var. Evet. Asrın imamı diyor ki takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Sabaha namaz kılmak demiyor. Bu asra has. Ustad bu asrın imamı ya. Burada diyor ki 104. sayfa bir de 100. sayfada Kastamonu'da diyor ki bu asırda ihlaslı, halis amel çok zor. O zaman ibadetler ne oluyor? Vazifemizi yapıyoruz. Ama ihlasını bulmadığı için o kadar nurani değil. Ama orucumuzu tutuyoruz. Namazımızı kılıyoruz. İhlaslı amel çok az. O, bu asırda pek olmadığı için o zaman asrın imamı meniyattan ve günahlardan. Meniyat ne demek, günah ne demek? İkisi de günah. Lugatta öyle. Oysa meniyat itikat, batıl itikatlardan, meniyat o. Sonra günah, muayyen haramlardan. Ustadım bana diyor, Kader Risalesi'nin sonunda Hulusi abi diyor. Ustadım bana diyor ki 5 vakit namazını kıl. Tadil erkanla kıl. Namazın akabinde tesbihatı yap. 7 kebair terk et. Dersini aldım diyor. Barla'da 7 kebairi terk eden, namazını kılan kurtulur diyor. Evet. Tamam. O zaman hani meniyattan ve günahlardan. Lugatta ikisi de eşit. Meniyat da günahlar da günahtır. Değil öyle. Meniyat, batıl itikat, putlardan. Ne demek batıl itikat? Allah düşmanlarına dost olmayacaksın. Allah'tan uzak olanlara dost olmayacaksın. Beşeri münasebeti kesme. Tamam yap. Toplumda yaşıyoruz. Ama dost edinme. Evliya Allah. Allah'ın dostlarını dost edin. Allah'ın dostlarına düşman edinme. Belki bazı beşeri yetenini sevmiyorsun. Sevmeyebilirsin ama kalben buğz etme. Kalben buğz etmeyeceksin. Allah'ın dostlarına. Çünkü Allah'ın sevdiğine sen sevmiyorum diyemezsin. Böyle bir hakkımız yok. Ama içini bilmiyoruz. Üst düzana memuruz. İnsan soğan yerse kokar. Herkes nasıl belli değil. Küçük yerde, köyde herkesin davası belli. Kokar. Ha, o zaman bu adam buysa beşeriyetine bakmayacağız. Demek ki bana gel tövbe kapısıyla gir. Cehennem fikriyle. Korkuyoruz ya Rabbi. Sen evet. Sana kavuşmak istiyoruz. Mevlana demiş değil mi? Düğün gecesi. Evet. Vuslat. Vuslat demiş. Ölüm anı gecesi. Nasıl demiş? Adam tövbe yapmış. Gel diyor tövbe kapısıyla gir. Niye böyle söylüyor? Ya günahkarız. Günahımızdan korkuyoruz demektir. Cehennem korkusu, günah korkusundan kaynaklanıyor. E ne yapacağız? Daha öldün mü Murat? Ölmedin. Şu anda tövben var mı? Caiz mi? Caiz. Tövbe edemiyor musun? Tamam o zaman tekrar et. Bismillahirrahmanirrahim. Etub aleyna ya tevabu ya kimu tevbeten nesualiyakum minellezine zefalu feyşeten evzelamu enfusekum zekerullah festağferu li zunubihim ve min yağfiru zunuben cemiyya. Estağfurullah el azimel kelimel lezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve tümüne subhanahu. Deme bu kadar. Bu cevşenin başındaki. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Yatarken felek naz, istiğfar, 3 defa salavat. İstiğfar, ya Rab bugün razı olmadın. İtikadi ameli neler yapmışsam bilerek ve bilmeyerek. Allah'ım hepsine tövbe ediyorum. Zaten 12'ye kadar günah yazılmıyor günümüz yapılanlar. Belki tövbe eder silerim diye. Sevaplar yazılıyor hemen. Tövbe ediyorsun. Felek nasıl okuyorsun Allah Resulü söylediği için. Sıvaz diyorsun. Böyle yatıyorsun. Rüyanda kötü olmuyor.
Bu kadar kolay. Zor bir şey değil ki. Niye korkuyorsun Cenk? Vallahi din dedi ki denizin üzerinde yürüyeceksiniz. Vallahi hala olmadı. Havada uçacaktın. Havada namaz kılacaksın seccadede. Vallahi muvaffak olamadım. Korkuyorum. Böyle bir şey teklif edilmiş mi? Sen de muvaffak olamadın. Onun için korkuyorum. Yok. Tövbe var mı şu anda hakkımız? Var. Tövbe ettik. Tamam. Ya o kabul edildi mi? Senin işin değil o. Şimdi tövbe durumu da ciddi bir manada tövbe edeceksin. Tabii. Yoksa yani laşka bir vaziyete mesela. Yani çünkü hani cehennem niye korkutuyor? İnsanın günahları korkutuyor. Ama Adem Aleyhisselam'dan bütün peygamberler Allahümme ecinna min azabi cehennem, cehennemin dehşetinden Allah'a sığınmışlar. Biz mesela hani yalnız günahlar korkutuyor ama onların ne korkutuyor? Günahları yok. Değil mi? Dehşetinden korkmuşlar. Cehennemden niye korkmuşlar? Ve o nesinden korkmuş? Ameline güvenmemiş. İşte evet. Günah yok. Evet. Ama ihlaslı amel. Ne yapmışlar? Hep tövbe etmişler. Mesela sünnet niye dermiş? Namazın başında istiğfar, sonunda da istiğfar. O da ecinneler yapıyoruz ya. Allahümme ente selam ve minke selam tebarek deyazen celal ve ikramdan önce farzı kıldık değil mi? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selam ve minke selam. Peygamberler sığınmış. İyi bir kul oldukları için Rabbinin mesela şöyle bir misal vereyim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne demişler. Demiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diğer bütün peygamberlerden fazla azap çekmiş diyor. Böyle geçiyor. Ama bütün peygamberler daha fiilen çekmemiş. Mesela Allah Resulü'nün derisi üzülmemiş. Derisi üzülen var. Evet. Ama bunu üzülmemiş. Ondan sonra daha fazla azap çekmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri sormuşlar bu amel gibi. Günah yok. Günahında niye peygamber korkmuş? Bak aynısı söylüyor. Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri. Peygamber aleyhissalatü vesselamın azabına bakın diyor. Miraca git. Allah'ı gör. Allah'ı gör. Arş ve arş azamları seyret. Tamam. Cennete gir. Cehennemi gör. Gel buraya. Onun hasretiyle yaşa şimdi. Ya. Lan cenneti görmüşsün gibi. Burada yaşanır mı şimdi? Bir kız için feda, adam dolar için feda etmiş kendisini. Değil mi? Onun işte çektiği bu azap diyor, o firak azabıdır diyor. Allah'ı gördü. Arşa azama gitti, arşa gitti. Gel de şimdi yaşa hadi. Ondan sonra hendek kaz, zırh giy, bedeliye kanaat et. Ya. Lan bizim biraz paramız olduğumuz şu fiyakamız değişiyor. Ha, peygamberler de hep böyle kulluk aynasında atsiyetini, noksanlığını hissediyor. Ama hiçbir zaman yeise müsaade etmemişler. Korku başka bir şeyse. Ne yapmışlar? Acaba muvaffak oldum. Hazreti Ali'nin, Hazreti Ömer'in dediği gibi radıyallahu anh. Ben peygamberden işittim diyor. Yani acaba diyor tövbem kabul oldu mu endişe etme diyor. Tövbe yapamamaktan, ağzını alıştırmamaktan kork. Şimdi onlar nesine korkmuşlar? Seviye yüksek olduğu için. Acaba amelimiz ne? Ondan sonra bizim neyimiz? Tövbe. Niçin takvada sabah namaz kılmak, gündüz oruç tutmak, yok ibadet yapmak, tarifi yaparlarken onlar asıl imamı günahlardan kaçmayı takva yapmış. Evet. O zaman bizim şey cehennem korkusu, günah. Ona bizim amelimizden korkmuyoruz. Ya Rabbi hiç korkuyor muyuz? Ben korkmuyorum. Ya bugün yatsıyı kıldım. Acaba kabul olmuş mu diye korkmuyorum. Peygamber korkuyor. Onun korkusu başka cinsten. Biz günahımızdan korkuyoruz. Nasıl anlıyoruz günahımızdan? İlk cümleyi şöyle demiş. Tövbe kapısıyla gir. Sonra ta cehennemin vücudu değil korkutmak. Cehennemin vücudu değil korkutmak. Belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın. Sizi keyiflendirsin. Eğer sen, yani cehennem aslında Müslümana korkutmak değil, lezzetin artırmak için varmış. Niye? Öyle anlar olmuyor mu? Olan yaşasın cehennem ya. Zalimler için yaşasın cehennem. Demiyor muyuz? Olan vallahi cehennem hak ya.
İyi ki var ya. Böyle fevenan etmiyor muyuz? Bizi keyiflendirmiyor mu cehennem varlığı? Bir de başka ne diyor? Ama yani onu bir başkasına veriyoruz. Hani onun dehşetini, gayri ahlakını gördüğün zaman iyi ki cehennem var. Kendi vaziyetini gördüğün zaman bak tövbe istiğfar. İkinci bir cehennemin fikri diyor iki tane. Bir onu söyledi. Bir hukukları senin ve başkalarının yakınlarının hukuklarına tecavüz edenlere hasip mağlukta intikamını alsın birinci keyiflendiriyor. Bir de cehennem olmasa cennet lezzet vermez diyor. Hmm. Bak cennet olmasa cehennem tazip etmez. Cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Niye vermez? Çünkü insan celali ve cemali tecellilere mazhar. Cem olmuş. Şimdi cehennemin yok olduğunu kabul edelim. Bizdeki celaliler gidiyor. Celaliler gidiyor. Cemal nerede kendisini ifade edecek? Ben kitabı nerede okuyorum? Bu masada. Masa yok. Nereye yapacağım? 24. sözden söylüyorum. Celal'de, celal zemininde cemal, bunun adı cennet. Cehennemi söylüyorum, cemal zemininde celal tecelli ediyor. Yani Adem'de vücut, vücutta Adem oluyor. Mesela kıldı namaz, yaşadığı halde namaz kılmıyorsa var, vücut yok oldu. Tersini düşünelim. Namazsız ömrü, sonra hidayet nasip oldu, nurları tanıyor, tarikatı tanıyor, ne bileyim bir tane. Kaza namazına başlıyor, yok var oluyor. Cehennemin iki tane ana vazifesi var. Bir, bizim intikamımızı alıyor. Bir de dostlarımızın intikamını alıyor. İslam ve Kur'an düşmanlarının intikamını alıyor. Değil mi o kadar zalimlerin? Bir ondan keyifleniyoruz. Bir de zeminsiz zemin. Mesela bu zemini kaldırırsan bu masayı ben nereye koyacağım? Celali kaldırırsan cemal olmaz. Mesela şöyle düşün. Zittiyle bilinme noktası. Bilinme noktası. Hmm. Diyelim ki bu kafaya gittik cennete. Hiç hastalık yok. Vay be. Hastalık celali oluyor. Şifa cemali oluyor. Hastalık düşüncesiyle hiç hasta olmamak, şifadayız. Ne keyif veriyor ya. Şimdi ölümü biliyoruz dünyada. Ölümsüz aleme gittik. Vay. Ölüm yok ha. Lezzet içerisinde lezzet. Öşe düşün he. Şimdi ölüm yok ha diyeceğiz. Hatta cennete giden, cehenneme de giden hadis-i şerifte ikisinde hala ölüm korkusu varmış. Yok olma korkusu. Cennette de, cehennemde de. Allah diyor aleyhissalatü vesselam peygamberimiz buyuruyor. Celle Celaluhu. Ölüm keçisi der. Ölüm keçisi sırata getiriyor. Berzaha getiriyor. Cennet ehli, cehennem ehli de görüyor. Ve nida geliyor. Ölüm. Ölüm bu. Ölüm keçisi. Onu Allah kesiyor. Cennet ehli. Of be. Ölüm yok artık. Bitti. Evet. Cehennem ehli. Eyvah. Ölüm yok. Bittik. Onunki de bitti. Onunki de bitti. Böyle dalin amin. Bir de yani ustadın çok güzel bir ifadesi var. Ne diyor cennet sevdalısıyım ne de diyor cehennem korkusu var bende diyor. Ama diyor bir kişinin imanla diyor cennete gittiğini görsem yani bu sahada ben diyor cehenneme dahi girsem diyor vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur diyor. Evet. Biz bir kıvılcımda korkuyoruz. Hiç bile taviz vermiyor. Ne cennette de ne cehenneme. Evet. Çıkmıyor mu böyle evet. Ortaya? Mesela dişçi uğraşıyor ama narkoz yiyip dişini istediği muamele yapıyor. Vücudum yanarken diyor gönlüm gül gülistan olur. Bedenden çıktığını söylemek istiyor. Belki bunlara mesela ayan oluyor da yani. Evet. Yerler de gösteriliyor. Hani diyor ya mesela diyelim ki ölümün hakikatini gören ölümü sevmişler ölmezden ölmek istemişler diyor. Hatta diyor idam sehpalarına diyor kafalarını dahi uzatmışlar yani. Evet. Evet doğru. Görmüşler mi yani şimdi saadet saraylarını ki uzatıyorlar? Bugün işte onu görmüştüm. Cennet cehennemi insanın vicdanında yaşanıyormuş. Evet. Bugün işte dersim oydu şu anlarda. Vicdan projesinde çalıştığım için Allah Haşr Meydanı var ya. Haşr Meydanı'nda
cennet cehennemi görüyor ya hesap görürken. Onun küçük bir tamamen o haşir meydanının küçük bir nümenesinin modeli, maketi. Hani camilerin içinde o caminin maketi olur ya küçük misal içinde. Kocaman ağacın o çekirdeği gibi haşir meydanının küçük şeyini, nümenesini bize konmuş. Onun adı vicdan. Muaccel, cennet ve cehennem. Şu anda şu sohbet yerine de ne diliyor? Ve şu anda en uzakta canlı yayında dinleyen kim varsa Amerika'da var. Burayla oranın doğrultu yapın diyor. Sibirya'dan da giren var. Amerika'dan da giren var. Şimdi bu köyden en uçta dinleyen insana çiz böyle Murat çizgi. Buna da yarı çap. Tamamen o yarı çapın çizmiş olduğu alan ustad diyor ki benimdir. Cennet bahçelerinden vücut buluyor diyor. Ama vücutta ademler var tabii diğer insanlar. Müslümanın vücudu. Yani bize verilecek. Yani beraber olmanın şeyi. O bizi dinliyor. Biz de onlarla beraber oluyoruz. Vücut. Demek ki cehennem fikri bize azap vermemeli. Çünkü ehli İslam'ın Suriye'de, Doğu Türkistan'da, Rusya'da, şurada ve işte bu memleketlerde yapılan o yanlışlıklar, haksızlıkların Müslüman'ın intikamını alıyor. Bir de mesela celali tecelli oluyor. Ateş. Sıcak. Değil mi? Sıcak kaldırır bakayım dünyada bitki olur mu? Hani celalde cemal gözüküyor. Ne ağaçlar, çiçekler vesaire. Şimdi demek ki cehennem fikri bizi memnun etmesi lazım. Ta şey eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan yine cehennemin vücudu 1000 derece idam ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Niye? Çünkü insan hatta yavrulu hayvanat dahi akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle, saadetleriyle lezzetlenir. Bir cihette mesut olur. Şu halde sen ey mülhit, dalaletin itibariyle ya idam-ı ebediyle Adem'e düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şerri mahz olan Adem ise senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mesut olduğun umum akraba ve asl ve neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet insaniyi yandırır. Çünkü cehennem olmasa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile Adem'e düşer. Eğer sen cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mesut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak Adem'e taraftar olmaktır ki hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet, cehennem ise hayr-ı mahs olan daire vücudun Hakim-i Zülcelal'inin hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve cellali bir mevcut ülkesidir. Mesela cehennemde bir şey hatıramı anlatmak için söylüyorum. Çok şey anlattı da onlar izahın makamında değil. Cehennemde azapta böyle cezada insan nasıl ruhu cennet gibi olur? Yani cehennet olma şey cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Mesela ustad diyor ki ustad ben yaşadığımı söyleyeceğim. Yani bir kişinin imanı kurtulsa dediği gibi Halit abinin vücudum yansa gönlüm gülgülistan olur. Ama bedeni yanıyor. Mesela bu şeyi yaşadım ben. Burada da diyor cehennem ne diyor? Halik-i Zülcelal'in hakimane adilan bir hapishane vazifesini gören. Mesela bütün Türkiye'de gündem. Hatta cemaatinde işte doğrusunu yanlışını araştırmadan ağır bodos damanlar da oyuna geliyor. Hakaret ediyor, küfür ediyor. Gündem bir şey işte. Sen de bunlara şahit oluyorsun. Ve sağ çıkma ihtimalin yok. Veya çıksam bile akıl yok diyecek. Böyle bir atmosfer psikolojiyle içeriye giriyorsun. Ne olmam lazım?
Bak cehennemde cenneti anlatmak için söyleyeceğim. Hı. Başka niyetim yok. Psikoloji bitmesi lazım. Değil? Evet. Normal bir şey değil. Adam vurmak gene basit. Adamın dediği gibi. Sen adam vursaydın daha kolaydı hoca dedi. Yani bir şekilde çıkarsın dedi. Herkes de yardım eder sana dedi vesaire. Şimdi böyle bir cehennem bir ortam mı abiler? Ben size bunu anlatmak için. Cehennem değil mi? Gönlüm nasıl Gülgülistan olabilir ki orada? Mümkün değil. Beşinci şua hep beni tuttu. Deccal'ın diyor cehennemine giren Allah'ın cennetine girecek. Bilerek severek onun cennetine giren Allah'ın cehennemine girecek. Şimdi bak cehennem bir ortamdayım. İstediğim satılmıyor. Su istiyorsun bir hafta sonra onaylarınıza geliyor. Bakın istediklerim satılmıyor. Paramla alamıyorum. Tek başıma yaşıyor. Kaşığı çanağa vurarak ses duyuyor. Musluk açıyorum değişik sesler. Tabakları koyuyorum suya böyle. Farklı açıdan vurunca farklı ses çıkartıyor. Ses yok, insan sesi yok. Anlayamazsın ya, anlayamayız. Böyle bir ortam cehennem değil mi? Nasıl gün elhamdülillah diyorsun. Şükür namazı kılıyorsun. Ben bunu hak etmedim ya Rabbi. Bu nimetini. Allah Sufyan'ın diyor 5. şurada diyor ya. Hı. Deccal'ın cehennemine giren cennetine girer. Allah'ın cennetine girer. Ne yaptı peki? Bak şimdi bir de okuyayım. Evet cehennem ise hayr-ı mas olan daire-i vücudun hakimi Zülcelal'inin hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Yani celalde nasıl böyle lezzet olur? Usta öyle diyor ya 24. sözde. Celalde cemal, cemalde de celal. Yani cehennem olmasa nasıl cehennem olmasa diyor cennet lezzet vermez. Nasıl olur? O lezzeti ben alabilir miyim şimdi o şekildeki? O alamam. Mümkün değil. O düşünceyle oradaki hali bir daha bulabilir miyim kıyamet kadar? Yok. Bak cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Peki vicdansız bir şey yaptı adam girdi. Veya çıktı. Adam öldürdü. Kaçtı gitti. Hiç yakalanmadı. Avrupa'da yaşıyor. Vatan hainleri gibi. Dışarıda yaşıyor. Peki yurt dışında Almanya'da Amerika'da yaşasa bile içinde kor yok mu? Var. Ya vicdan yoksa? Vicdan var tabii da Müslüman. Bayılmış, evet. Kaçmış. Tabii aynı yaşıyor da cehennem var. Cehennemi yaşıyor. Yaşıyor evet. Mesela biz şu anda bir kafamıza vuran var mı Halit abinin? Ama günahımız hatırlanınca yanmıyor muyuz cahil cahil? Yanıyor evet. Ne diyoruz? Allah keşke demeseydim. Niye kalbini kırdın be Hasan? Niye ben öyle yaptım ya? Bana mı yakışır demiyor muyuz abi? Biliyoruz. Diyor. Ama ortamımız sıcak. Çorbamız var. Kuzina yanıyor. Ne istiyorsun bak? Niye içimiz yanıyor? Hep derim bak. Öncelikle beraber yaşıyoruz. Çorba ekmek ye. Ama yeter ki kafan sakin olsun. Evet. Psikolojin iyi olsun. Amasın. Sopayla çaresi var. Sopayla dolaş. Çaresi var. Ayağın yok. Tekerlekli arabayla gidersin. Kolun yok. Birisi bakar. Her şeyin çaresi var. Psikolojim bitti mi? Onun çaresi yok. Yok onun çaresi. Kafasını sıkıyor işte sıktı. Yani vicdan var. Mesela vicdanı nasıl bir şey bu vicdan? Çıkarıldığı an o acıme, o cehenneme halet kalmıyor. Evet. Adam vurmuş. Mesela yani. Dişini yaptırıyorsun, dişi dolduruyorsun. Uyuşturucuyla hissetmiyorsun ya. Vicdanı devre dişi yapınca canavar oluyor bir şey hissetmiyor. Allah'ım ya. Acayip bir şey. Şimdi niye bunu heyecanla anlatıyorum? Ya cehennem olmasa cennet lezzet vermez. Cennet olmasa cehennem tazip etmez. Adam vurdu. Bütün paraları da var. Kaçtı Bulgaristan'da. Vatan hainliği yaptı. Yakalanmadan kaçtı. Müslüman değil. Evet. Var da vicdanı yani. Hata yaptı. İçi yanmıyor mu? Tabii. İçi yanmıyor mu? Memleketten ayrı, anadan ayrı, babadan ben mesela ayrı. Bir şey söyleyeyim. Bu manada onu. Dehli Hoca'nın kardeşi. Yahya Hoca. Yahya Alkan. Evet. Bak, Rabbim biliyor. Almanya'da ben onu ziyaret ettim. Bak ziyaret ettim. Yani doğru ve yanlış. Bakın onu tartışmaya müsaade etmiyorum, istemiyorum. Bu adam bir doğruluk adına gitti. Şu tutkarta yaşıyor.
Villa biliyor musunuz? Dağın eteğinde villada yaşıyor. O Yarma gibi albiydi değil mi o hoca? İskeleton imparatoru oldu ve aynı kambur oldu. Kambur oldu, kambur. Hasan kardeş, o çayı sen koy. Ben kaldıramıyorum. Demliği kaldıramıyor. Böyle oldu böyle. Hukukumuz vardı ya. Ziyaret ettim. Demek ki dedi ki, dedim ki hocam dedim iyi güzel bir yer. Onun bunu anlatmak için söylediğini nakletmek için şimdi söylüyorum. Anlıyorum. Villadayız. Güneş vurmuş Stuttgart'ta. Az ileride nehir akıyor. Bazen de götürüyorlar. Dedim iyi bir yerdesin hocam. Elhamdülillah dedim ya. Memleketten uzaksın ama. Ne dedi biliyor musun? Hasan kardeşim. Hasan kardeşim diye demiyor. Ağzına çıkmıyor nefes. Boğazına. Hasan kardeşim. İçim yanıyor. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Ya, evet. Abi tutamadım kendimi. Anladım. Yani baktım ki dayanamadım ki. Patladım ama tuvalet numarası gittim oradan. Ondan sonra baktım ki dağılıyor. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Baha cennet. Hı. Cehennem. Hı. Mesela vicdan projesine çalıştığım için vicdan ahiretin meydanın hesabın küçük bir provası. Çekirdeği. Çınar ağacının çekirdeği gibi. Cennette cehennem muhacer burada. Bakın, ayağın yok Murat. Tekerlek çare. Bir daha söyle. Gözün ama. Sopa çare. Duymuyorsun. El işareti. El işaretiyle çare. Çare. Abim, psikolojim bitti mi? Her şey bitti. Bitti. Vicdan azabı çekiyor musun? Psikolojini de bozuyor. Vicdanın rahat mı? Benim bunun tersi. Allah Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girecek. Allah Allah. Ya Rab ben bunu hak etmedim ya. Ben ne yaptım ki ben bunu hak ettim ya. İlk ince ne yapar insan? Oturur var ne yaptım der değil mi? Yalan söylemiyor. Yalan lafzı kafi. Girdiği zaman ben ne yaptım ya. Girdiğim zaman hemen çek ettim. Sordum kıblene taraf. Çek ettimi serdim ve hiç serecek bir şey yok. Ya Rabbi, sana nasıl şükredeceğimi bilmiyorum. Ama bütün herkes alem. Şükür namazı kıldım ilk. Ben bunu hak etmedim. Yani bunu anlatırken başka mana çekilmemesi istiyorum. Ben cehennemde cenneti, cennette de cehennemi nasıl yaşanıyor görmek, göstermek istedim. Hasan kardeş, içim yanıyor. Ya. Sarayda yaşıyor. Sarayda. Nasıl biliyor musun? Yaşayamayız yani. Böyle ben Türkiye'de kimsenin villasına gitmemişim. Cennetin içinde cehennem yaşıyor. Evet. Şu Stuttgart'ta. Cümleyi bitireyim. Dayanamadım burada. Onun için hapishane vazifesini de görmekle beraber vicdan hapishane vazifesini görüyor. Görmekle beraber başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve alim-i bekaya ait hizmetleri var cehennemin. Hikmetleri var, bekaya taalluk eden vazifesi var. İyi ki var ya. Vallahi bazı zalimleri görünce, orada da bazılarına tanışınca, bazıların böyle inatlaşmasına, yani İslam ve Kur'an düşmanlığını, Allah düşmanlığını Müslüman'dan çıkarıyor. Adeta bana düşman olur, sana düşman olma. Allah'a intikam alıyor. Böyle adamları görünce diyorum ki Allah'ım iyi ki cehennemin var ya. Yani İslam şu anda, İslam ve Kur'an düşmanları kendilerini Allah'a düşman yapamıyor ya, ok atamıyor, yumruk atamıyor. Müslümana düşmanlıkla gösteriyor. Onun için arabalarda asılan liderler var ya liderler. Yok Küba lideri, bilmem ne lideri, bir sürü liderler var. Onlar hiç kimse sevmez, unutmayın, hiç kimse sevmez. Neyi seviyoruz da atıyoruz? Aslında nefsimize tapınmışız. Nefsimizin istediği hayatı kim temin ediyorsa onu biz putlaştırıyoruz. Aslında onu sevdiğimiz gibi gözükürken
aslında istediğimiz hayatı putlaştırıyoruz. Onunla alakamız yok. Yok. Evet. Ve pek çok hikmetleri ve alim-i bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok zihayatın celaldarane meskenleridir. Senin adına intikam alacak abi. Neymiş? Zebani gibi pek çok zihayatın celaldarane meskenleridir. Hayat sahibi canlılar. Evet. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Sorusu, canlı yayında sorusu olan var mı abiler? Peki. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Amin.